Şimdi revolve yani döndürme komutunu işleyeceğiz arkadaşlar. Bunun için buradan kalemimizi alıyoruz. Şöyle mouse'la çizdiğim için bozuk gidiyorum. Şöyle geliyorum. Şöyle bardağın yapısını oluşturacak biçimde. Şimdi buradan Control Vertex seçiyoruz. Bu buranın. Şunu alalım. Hatta şu diyelim. Şu diyelim. Şu diyelim. Şöyle biraz düzleştirelim. Bunu da seçip değiştirelim şöyle. W'la. Şöyle. Yapıyoruz. Fazla zamanı kaybetmeyelim. Şunu yaptıktan sonra kısaca şuraya obje moduna geçelim. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Çizdiğimizi. Daha sonra surface revolve diyoruz. Hangi düzlemdeyiz biz arkadaşlar? Şu anda en dik düzlem Y. Z bana doğru yani şu kısma doğru bakıyor. X de bu tarafa bakıyor. Onun için biz Y'yi seçiyoruz. Buradan segment sayısını isterseniz yüksek tutabilirsiniz. İsterseniz az tutabilirsiniz. Oluşacak revolve'da oluşacak geometri, NURBS, poligon, subdiv veya bezier de olabilir. Bunu siz kendinize göre belirleyeceksiniz. Linearda dik, kubikte yumuşak oluşuyor. Sıfırdan başlıyor. Yani şu kısımdan başlayıp 360 derece döneceğini burada işaretliyoruz. Biz buna epri dediğimiz zaman şu şekilde bize döndürme komutunu oluşturdu. Az önceki çıkıntılar, bakın burada çıkıntılar oluşuyor. O çıkıntıları düzelttikten sonra noktasal şekilde düzgün bir şey çıkacaktır. Revolve komutu bu şekilde. Tekrar ediyorum. Buna close deyip Ctrl Z'ye basıyoruz. Geri dönüyoruz. Daha az önceki ayarlamayı yaptığımız için buradan surface modunda da bakın bardak şeklinde bunu 360 derece yani şu şekilde simetrisinin oluşması için şöyle bastığımız an bize yeni objemizi oluşturmuş oluyor. Arkadaşlar, revolve'un genel